yoğun bakımdan çıkarılıp cezaevine gönderiliyor. Ama devlet hastanesinde 3 insanı sedye üzerinde, yaralı olan 3 insanı sedye üzerinde katledilmesine rağmen 4,5 yıl boyunca kimse tutuklanmıyor. Katliamı yapanlar dokunulmazlığı bitmesine rağmen hala tutuklanmış değil. Bu kişi yarın yurt dışına kaçma ihtimali yüksektir. Bir an önce yargının gereğini yerine getirmesini istiyoruz. Katliamı azmettiren kişinin tutuklanmasını istiyoruz. 18 Temmuz'da hastane katliamı ve iş yeri saldırısıyla ilgili duruşma yapılacaktır. Kardeşim 5 yıldır üstünlerin talimatıyla hala tutuklu bulunuyor. İş yerinde yaptığımız bütün eylemler bilirkişi raporunda da kamera görüntülerine de baktığımızda meşru müdafaa kapsamında olmasına rağmen hala tutuklu bulunuyor. Milletin vicdanını rahatlatacak bir karar vermediği takdirde annemi de Urfa Adliyesi'nin önündeki nöbetini bırakıp beraber Ankara'ya gideceğiz. Ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın açıklaması şeklinde bütün siyasi parti temsilcilerine sesleneceğiz. Hukuk örgütlerine sesleneceğiz. Ve o gün herkes siyasi görüşünü, ideolojisini bir kenara bıraksın ve adalet için bir araya gelsin. 18 Temmuz'da yapılacak yargılamada toplumun vicdanı rahatlayacak bir karar çıktığında anne pankartını alıp evine gidecek. Aksi bir karar alındığı takdirde hala üstünlerin talimatıyla kardeşinin tutuklu kalırsa da annemle birlikte adalet nöbetimizi Ankara'ya taşıyacağız. Mecliste bir basın açıklaması yapıp oradaki bütün siyasi parti temsilcilerine, hukuk örgütlerine sesleneceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Adalet Bakanlığı'na bir adalet yürüyüşü yapacağız ve nöbetimizi Adalet Bakanlığı önünde sürdüreceğiz. Biz istiyoruz ki adalet yerini bulsun, anne evine gitsin ama aksisi yapılırsa da mücadelemizi kararlılıkla adalet sağlanana kadar Ankara'da sürdüreceğiz.